Sıkıntımız her gün 12 saat çalışıyor. Cumartesi pazarımız yok. Haftada bir gün istirahat istiyoruz abi. Haftada bir gün. Hiç mi haftada bir gün izniniz yok, yok mu? Yok abi yok. Bunalım geçiriyor. Kaç saat çalışıyorsunuz dediniz? 12 saat. 12 saat. Tezgaha bakıyoruz, 12 saat çalışıyoruz. Ama bazen beynim duruyor. Doğru. Siz delikanlı? Aynı şekilde abi, izin yok. İzin yok. Tez sıkıntı izin yok. Evet. Allah Allah. Bayram tatiliniz, kandil tatiliniz. Yok, yok. Hiç yok. Yani buna, yani kendi çocuğu, yani 3 tezgah, bir günde 3 kişi bakıyor tezgah. Ben her gün, yani buna tahammül edilmiyor insan. Sıkıntı bu. Başka sıkıntımız yok. Peki bir sorunlarınızı işvereninizle görüştünüz mü? Görüştüm işte, abi. Yetkili... O diye ona atıyor suç, o ötekine atıyor suç. Halbuysa hiç alakası yok. Peki belediyeyle bu görüşmelerde bulunuyor mu? Başbakan'a dilekçe vermemiz lazım. Böyle böyle bir sıkıntımız var diye. Gerçekten öyle yani. Sizi tanıyalım. İsminiz neydi? Ben Ali Çetin. Kolay gelsin abi. Sağ ol. Allah razı olsun. Gerçekten öyle yani. Yani tahammül edilmiyor abi. Bildiğin bazen beynim duruyor. Doğrudur abi. Yani sizin işinizde gıda üzerine her gün bu ekmeğin çıkması gerekiyor. Her gün çıkarmak lazım. Haftada bir gün veya iki haftada bir gün de olsa ona da razıyız yani. Gerçekten. Kolay gelsin abi inşallah. Sağ ol. Bir gün adam bir kişi bulundursun, onun yerine telafi bir hafta ödeye, bir hafta veriye. Olur yani. Doğru. Ama diyoruz patrona, istemiyor. Kendi çocuğumu çalıştıramıyor. Efendim kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Biz Akkeniz'deki bütün fırınları geziyoruz. Aldığımız bilgiler doğrultusunda fırın işçilerinin de izin talepleri varmış. Çalışma şartları hakkında sıkıntıları varmış. Evet. Bu konuda siz ne dersiniz? Var mı böyle bir isteğiniz, bir arzunuz? İsteğimiz haftalık pazar izni olursa bizim için daha iyi olur. Her gün çalışıyorsunuz değil mi? Hemen hemen her gün çalışıyoruz. Tabii. Bayram tatiliniz falan oluyor mu? Bayram tatilimiz zaten yok. Yok. Yani bayramlarda açarız. O sıkıntı. Artı işte haftada pazar günleri izinimiz olsa. Yani pazar değil de herhangi bir gün izin yapmak istersiniz. Tabii ki yani, tabii ki. Kolay gelsin. Sağ olun. Ustam sizi dertli gördüm biraz ya, düşünceli gördüm. Hayırdır inşallah. Yok, Allah'ıma çok şükür, elhamdülillah. Yorgunluk mudur? Olabilir, yorgunluk. Yorgunluktur. Var mı sizin bir şey diyeceğiniz bir şey olabilir mi? Haftada bir gün mümkün değil, olmaz fırıncılara izin de. Niye olmayacakmış? Ayda iki gün olsa yeter yani. Ayda iki güne razıyım. Ayda iki gün olsun. Bu da değişik bir fikir, talep. Ama haftada bir gün zor, çok zor. Çok. Hani yeter ki olsa ama yok yani. Arkadaşım sizi tanıyabilir miyiz? Bizi tabii ki tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Erhan. Evet. Çalışıyorum burada. Buranın personeliyim. Evet. Şimdi ustalarımızın dediği gibi aynı şekilde ben de size dile getireyim bu olayı. Çalışma saatlerimiz zaten yeterince kadar uzun. Ne kadar? Ne kadar? Ustamızın söylediği gibi. Maksimum? 8 saat, 12 saate, 13 saate kadar da çıkabiliyor yani. Tabii ki işin durumuna göre ama şimdi şöyle bir şey var. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi herkesin kullanmış olduğu izini gibi bizim de izin hakkımız elbet var. Yıllardır biz bunu dile getiriyoruz ama hiç kimse bu işte ilgilenmiyor. Siz de zaten bunu biliyorsunuz. Gelen müşteri pazar günü ailesiyle bir tane sıcak ekmek yemenin hesabını yapıyor. Evet. Ama biz ailemizin yüzüne hasret kalıyoruz. Günümüzün çoğu çalıştığımız iş yerinde burada fırında geçiyor. Herkes aynı yani burada gördüğünüz gibi evde aileden fazla biz burada birbirimizle zaman geçiriyoruz. Şimdi o kişi bir tane sıcak ekmek yemenin hesabı daha. Pazar günü kapanır mı fırın? Biz sıcak ekmek alacağız. Biz de insanız. Evet, hiç evet. Bizi düşünen var mı? Yok. Cenazen olur gidemezsin. Cemiyetin olur gidemezsin. Düğünün olur gidemezsin. Bayramın olur yok. Hiçbir şey yok. Yok yani yok. Hiçbir sosyal aktiviten yok yani. En azından şu fırın çalışanlarına fırında bir pazar izni olması gerekiyor. Bu herkesin hakkı. Şimdi genelde bütün işletmeler pazar günü izin yapıyorlar ama siz de pazar günü izin yaparsanız. Berberler mesela görüyordunuz ne oldu? Pazar günü herkes tatil etti. İşleme girdi, sisteme girdi. Nöbetçi uygulaması oldu. Aynı sistem bu Akyazı'da da olabilir. Bak aynı sistem olabilir. Ha şunu da dile getireyim. Belki işverenlerin işine gelmeyecek bu iş ama evet. Ben bunu bir işçi olarak, bir çalışan personel olarak dile getirmenizi açık ve açık aynen böyle söylüyorum. Biz de onun için varız.
Peki sosyal güvencelerimiz var mıdır? Sosyal güvencelerimiz, burada çalışan personellerin hepsi sigortalı sosyal güvencelerimiz. Çok güzel. Allah razı olsun, patronumuzdan hiçbir sıkıntımız yok. Ve sigortasız işçi bu fırından içeri adamını atamaz. Çalıştırmaz yani, bu bir gerçek. En azından bu güzel. Peki kolaylıklar diliyorum kardeşim. Teşekkür ettik, Allah razı olsun. İnşallah güzel bir şeye getirirsiniz bunu. İnşallah. Tabii ki diğer arkadaşların da görüşlerini böyle alın. Alıyoruz. Fark etmiyor. Yani illaki çalışan personel değil. İşverenle de konuşabilirsiniz. Mesela onlarla da böyle sohbet edebilirsiniz. Evet. Evet, şu an Hastane Mahallesi'ndeyiz. Bir fırının içinde geldik tekrardan. İşletme sahibimiz burada kendisi. Hem işletme sahibi hem kendisi usta olarak çalışıyor maşallah. Tanıyalım sizi efendim. Ali Çolak. Ali Çolak. Şimdi işlerimizin yoğun bir şeyi var. Şikayetleri var. Hemen hemen her fırında var. İzin konuları hakkında, çalışma saatleri hakkında. Sizin de bir şikayetiniz olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Sizi dinleyelim bu konuda. Bize de izin lazım. Bize de izin lazım. Evet, doğru diyorsunuz. Maşallah siz de çalışıyorsunuz. Başka bir şey diyeceğiniz var mı? Yani diyecek bir şey yok. En azından ayda iki gün. Ayda iki gün. Veya cumartesi. Ya fırın kapalı mı olsun diyorsunuz? Nöbetleşe. Nöbetleşe kapansın diyorsunuz. Nöbetleşe. Tamam. Tamam. Sizi tanıyalım beyefendi. Osman Hikmet. Osman Hikmet. Siz ne düşünüyorsunuz bu izin konuları hakkında? Aynı konudayım. Çalışma saati 12 saat. 8 saate insin. 8 saate yani, insin. Çalıştığım saate göre maaşlar düşün. İzin istiyorsunuz. Kesinlikle. Bir göre 15 günde bir. Kesinlikle. Sosyal güvencelerimiz sağlanıyor değil mi inşallah? Tabii canım. Onsuz da çalışmıyor. Delikanlı da burada çalışıyor. Evet abi. Siz de izin yapıyor musunuz haftada bir gün 15 günde bir? Hiç izin yok. İzin yok. Full çalışma. Allah Allah. Hiç izin yok. Cenazelerimiz falan olsa gidemiyoruz yani. Alamıyoruz. Bir gün zor izin aldım. Remzi dert duyar. Yerine adam tutmak gerek. Alamadım, bir gün zor izin aldım. Yani gidemiyorsun ha. Bayramda çalışıyoruz. Bayramda mezara gideceğiz, gidemiyoruz. Annemizi babamızı el öpeceğiz, öpemiyoruz. Cuma'ya hiç Allah gitme Allah. Şansın yok. Namaza falan hiç gitme şansın yok mesela. Ben namazı kılıyorum, şeyini bile mesela kazasını kılıyorum. Mesela öğleni kaçırdım, öğleni kazasını kılacağım. Allah kabul etsin inşallah. Peki kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Sağ olun.